Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den hepinize selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve yeni yıla girdik değerli kardeşlerimiz. Yeni yılın hepinize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah ne muradınız varsa yeni yıl içerisinde gerçekleşir. Değerli kardeşlerimiz, biliyorum ki özellikle Galatasaraylı dostlarımızın yeni yıldan özellikle ve öncelikle bekledikleri 24. şampiyonluk. Aslına bakılırsa çok da güzel uyuyor değil mi? 2024 yılında 24. şampiyonluk. Yani o kadar da güzel kafiyeli ki aslında bunu 25'te 26, 25, 26'da 26, 27'de 27. şampiyonluk olarak çoğaltabiliriz inşallah. 2030'da da 30. şampiyonluk olarak bunu seslendirme şansını buluruz. İnşallah diyelim. Değerli kardeşlerimiz, bu sene 24. şampiyonluk Galatasaray için bence çok önemli. Her şampiyonluğun her dönem içerisinde mutlaka bir takım anlamı, manaları mutlaka var. Ama bence yani 2024 yılında kazanılacak olan, inşallah kazanılacak olan 24. şampiyonluğun anlamı, önemi çok farklı. Çok farklı çünkü yaşanan bir takım gelişmeler var, bir takım olumsuzluklar var. Bunların hepsini aşmak gerekiyor. Birilerine hadlerini bildirmek gerekiyor. Birilerine artık verilmesi gereken dersleri tam anlamıyla verme zamanıdır, verme yılıdır. Bu önemli yılı bu şekilde değerlendirmemiz lazım. 24. şampiyonlukla değerlendirmek gerekiyor. O yüzden arkadaşlar, tabii burada 2024 yılının da güzel bir görseli var. Gördüğünüz üzere bu görseli de sizlerle paylaşalım. 2024'de her kesim kendine göre öyle ya da böyle bir güzel giriş yaptı arkadaşlar. Çeşitli kutlamalar yapıldı, o oldu, bu oldu, çeşitli gösteriler yapıldı. Dilerseniz onlardan bazılarını hemen hızlı bir şekilde paylaşalım. Bakalım nasıl girmişler 2024'de. Özellikle tabii ki hadiseye Galatasaray açısından bakacağız. Galatasaray nasıl girdi? Özellikle sürpriz görüntüler var ve bu sürpriz görüntüler de Icardi arkadaşlar. Icardi'nin yanılmıyorsam Dubai'deydi galiba. Orada kalışı ve 2-3 günlük tatil süresi içerisinde yaşadığı bir takım güzellikler var. Onları hep birlikte paylaşalım. İlk görüntülerimiz arkadaşlar, yeni yıla Dubai nasıl girmiş? Dubai nasıl girmiş? Ona bir bakalım arkadaşlar. Buradaki görüntü gayet güzel. Ben sizinle onu paylaşacağım ama işte bazen bu teknolojiyle mücadele ederken bir de yanlış yere dokunduğunuz vakit arkadaşlar hemen istediğiniz anda görüntü gelmiyor. Ama şimdi ben size onu gösteriyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar, Dubai'de böyle gösteriler oldu. Bu gösteriler eşliğinde Dubai yeni yıla böyle girdi. Tabii oralarda biraz bu yeni yıla girmeler görkemli oluyor, abartılı oluyor ve gördüğünüz üzere böyle bir görsel var, görüntüler var arkadaşlar. Gerçekten göz kamaştırıcı. Şimdi bunu paylaştıktan sonra devam edelim diğer görüntülerimizi paylaşmaya. Arkadaşlar en güzeli bu galiba. Bu görüntü hiç şüphesiz çok beğeneceksiniz bunu. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Hakikaten müthiş, müthiş bir görüntü. Çok güzel bir görüntü. Böyle yeni yıla Birleşik Arap Emirlikleri'nden bu görüntüler yer almıyorsam, evet, Birleşik Arap Emirlikleri'nden belki de çok abartılı bir kutlama şekli diyebilirsiniz ama işte bunların o bulundukları yerlerde ki, evet, burası arkadaşlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir görüntüydü. Arkadaşlar bu da Paris'ten bir görüntü. Eyfel Kulesi'nin çevresinde böyle bir kutlama gerçekleştirildi. Daha doğrusu yeni yıla giriş şovu bu şekilde oldu. Paris'teki görüntü öyle yansıdı bize. Bu da arkadaşlar Hollanda'dan bir görüntü. Bakın Hollanda'da da böyle bir kutlama yapılmış. Güzel, değişik.
Kendilerine göre değişik iş şüphesiz ama her şeye rağmen yine göz kamaştırıcı, görkemli bir kutlama olmuş gibime geliyor. Bunları sizler görmüşsünüzdür ama ben yine de bunları bölük pörçük de olsa sizlere göstermek istiyorum. Aslında bölük pörçük değil, hepsini bir arada gösterme şansım var. Gördüğünüz üzere bunları derledim, topladım. Hepsini aynı anda görmeniz için. Burada da yine değişik bir görüntü var. Arkadaşlar, bu görüntüler Sydney'den. Sydney hakikaten bunların görüntüleri çok farklı oluyor. Harika oluyor, görkemli oluyor, müthiş oluyor. İşte böyle bu görkemli görüntüyü de yine sizlerle paylaşmış olduk. Böylece onlar herkesten önce yeni yıla merhaba dedikleri için şanslılar diyelim. Herkesten önce girdiler. Burada da başka bir görüntü var. Bu nereden geldi bilmiyorum ama buna da bakın arkadaşlar. Yeni yıl görüntüsü diyemem ama görüntü o kadar güzel ki bir yerden gelmiş, araya girmiş diyelim. He, aradan çıkma olmuş. Böyle güzel bir görüntü. Yine buradan da çok farklı bir görüntü var. Bunun yeni yılla alakası yok. Ben de bunlar için ilk defa görüyorum. Burada yatmak, uyumak mümkün mü arkadaşlar? Böyle bir yerde nasıl insan yatar, nasıl uyur ya da uyandığı zaman neler hisseder onu bilmiyorum yani. Ama müthiş bir görüntü. Bunu da sizlerle paylaşmış oldum. Arkadaşlar, Paris'ten bir başka görüntü daha var elimde. Onu da sizlerle paylaşıyorum. Güzel ya. Güzel, harika, on numara bir görüntü bu. Gerçekten Paris, yok ya, burası Paris değil, burada Paris yazıyordu galiba. Ben de şaşırdım arkadaşlar, o kadar çok görüntü. Ha pardon, burası New York arkadaşlar. New York, görüntüler o kadar çok ki görüntüleri karıştırmayalım. Sonra demeyin Paris'le Eyfel'le New York'u karıştırdı birbirine diye. Ve biraz önce göstermiştim. Burj bilmem ne abi, görüyorsunuz değil mi, görüntüye bakın. Harika, harika arkadaşlar. Vallahi buralarda gidip tatil yapanlar bu görüntüleri izlemek için herhalde milyon eurolar, dolarlar dökülüyor. Adamlar yapmışlar, boşuna değil arkadaşlar, yapmışlar o paraları da böyle har vurup harman savuruyorlar. Ama öte yandan kimsesiz aç çocuklara, insanlara yardım yapılması gereken yerlere yardım yap deseniz hayatta yardım yapmazlar. Şimdi ben size başka bir görüntü daha getireceğim. Yine Dubai diyor. Dubai 2024 demişler arkadaşlar. Böyle bir görüntü daha var. Bunlar bu tür görüntüleri paylaşırlar. Milyon euroları buralarda harcarlar. Su gibi harcarlar. Ama birilerine yardım yapmaya gelince de elleri ceplerine gitmez. O Gazze, oradaki öldürülen çocuklara, onlara duyarsız kalırlar. Herkese duyarsız kalırlar. Ama gelin görün ki böyle milyon euroları havalara saçarlar. Afrika'da aç insanlar var, savaşan insanlar var, öldürülen çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden öldürülen insanlar var. Onlara seyirci kalır. Az önce Eyfel dedim. İşte Eyfel, işte Fransa, işte Paris arkadaşlar. Bu görüntümüz de oradan geliyor ekrana. Bunu da geçiyoruz. Az önce Sydney'i size göstermiştim. Sydney'de böyle güzel bir görüntü vardı. Bunu tekrar geçiyoruz. Evet. Bunları görmüşsünüzdür zaten. Hani diyeceksiniz ki ne izletiyorsun? Abi bunları hani görün. İbretlik şeyler işte bunlar. Böyle hani o az önce söylediğim öldürülen insanlara, aç çoluğa, çocuğa falan duyarsız kalırlar. Hiç ilgi göstermezler. Ama buralarda milyon euroları, milyon dolarları harcarlar arkadaşlar. Bunu da geçtik. Burada yine bir başka güzellik var. Bu herhalde yılbaşıyla alakalı bir şey değil ama o görüntüleri toplarken bunlar da aradan sızmış diyelim arkadaşlar. Ve biraz da Galatasaray'dan gidelim. Yılbaşı kutlamalarını gösterdik. Gördüğünüz üzere Torreira, Galatasaray'ın hiç şüphesiz vazgeçilmez futbolcusu Torreira ve yengemizle beraber, neydi kadının adı? Devrim'di galiba değil mi? Devrim yengemizle beraber Torreira da yılbaşını böyle kutlamış. Torreira'dan artık daha ilk Konya maçında arkadaşlar. Konya maçında güzel bir performans bekliyoruz. 2024'ün ilk maçı, biraz sonra da onlara da değineceğim arkadaşlar. Orada da güzel bir
performansı elbette Torreira'dan bekliyoruz. Bu arada Paris'ten arkadaşlar bir başka görüntü ekrana geliyor. Yanlış yapmayalım. Eyfel'e evet arkadaşlar. Bu da Eyfel'den görüntüler. Böyle abi milyon eurolar saçılıyor. Ama aç insanlara, kimsesizlere, Afrika'da orada yardıma muhtaç olanlara, hiç kimselere bakmazlar. Orada savaş bölgesinde Gazze'de öldürülen insanlar açlıktan ölüyor. Oralara 3 kuruş 5 kuruş gönderelim deseniz göndermezler. Elleri ceplerine gitmez. Allah bunları bildiği gibi yapsın diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Başka bir şey gelmiyor elimizden arkadaşlar. Ne gelir ki? Bu da bizim uçan adamımız, bizim bize kutlamalar yaptıracak olan Icardi'miz arkadaşlar. İnşallah biz de 2024 yılında böyle Icardi gibi uçuyor, 24. şampiyonluğa uçuyor olacağız değerli kardeşlerimiz. Bunu da bir kere daha söylemekte fayda var. Bu arada işte mutlu yıllar denmiş böyle bir görsel eşliğinde, böyle görüntüler eşliğinde. Yeni yıl kutlaması yapılmış. Devam edelim arkadaşlar. Bakalım ne çıkıyor. Aa bakın burada da başka bir güzel bir şey çıktı. Herkese iyi seneler. Kim bunu diyor? Mertens diyor arkadaşlar. Mertens diyor. O da Galatasaray'ın bir başka yüzü. Kabul edelim ki Galatasaraylılığı içine sindirmiş olanlardan biri. Buyurun. Bir başka kutlama şekli de burada var arkadaşlar. Bunu da gördük. Harika. Gerçekten görüntüler güzel ama buralarda şu kutlamalar için, şu havai fişekler için yapılan, harcanan paralar toparlanıp da aç çocuklara, öldürülen çocuklara, ihtiyacı olan insanlara gönderilmiş olsaydı neler olurdu diye de içimden geçiyor. Bu Çin'deki bir görüntüydü. Onu da sizlere söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi geleceğiz Suudi Arabistan'daki kutlamalara. O hani şimdi önce bir görüntülere bakın. Bunlar attıkları zaman mangalda kül bırakmıyorlar. Diyorlar ya biz şöyle Müslümanız, böyle Müslümanız, oydu buydu diye falan atıp tutarlar. Atatürk'ü bize karşı çıkarlar. Yok Atatürk tişörtleri yurtta sulh, cihanda sulh sloganda karşı çıkarlar. Ne mutlu Türk'üm diyen ne ya da Atatürk posterleriyle sahaya çıkmak isteyen, tişörtleriyle sahaya çıkmak isteyen Galatasaray'a sahaya çıkamasın diyenler böyle yılbaşını böyle kutluyorlar. Utanma yok, sıkılma yok arkadaşlar. Bunlara diyecek bir şey de yok. Ne diyeceksiniz ki? Bunlar bu işte. İşte böyle kutlarlar. Dikkat edin. Bütün görkemli kutlamalar arkadaşlar. İşte Katar'dan, Dubai'den, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Arabistan'dan geliyor. Kutlamalar böyle. Buraya harcanan paraları gönderirler mi Gazze'ye? Gönderirler mi İsrail zulmüyle ölenlere? Göndermezler. Efendim politik duruşları varmış. Bilmem neye varmış. Olmaz olsun sizin politik duruşlarınız. Yani ben bunlara harbiden arkadaşlar felaket uyuzum. Bakın işte Birleşik Arap Emirlikleri'nde nasıl kutlama yapıldı. Bir kere daha gösterelim. Kutlama böyle yapılıyor. Diyeceksiniz ki para pul onların istedikleri gibi kutlarlar. Ne halleri varsa olsun abi kutlasınlar. Diyecek bir şey yok. Ve biz yine bizim eniştemizle, milli eniştemizle, yengemizle, Torreira'yla, devrim yengemizle hadiseye noktayı koyalım diyeceğim ama başka görüntüler geldi elime. Bu da kaptanımız Muslera'nın yeni yıl nedeniyle ailesiyle birlikte yaptığı kutlama ve verdiği görüntü bu arkadaşlar. Bunu da ekrana getirmiş olduk. Bunu az önce göstermiştim. Bir kere daha gösterelim. Çok fazla üstünde durmadan yürüyelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar Galatasaray'ın kralı. Galatasaray'ın 2023'ün kralı, 2023'ün erkeği Icardi arkadaşlar. Icardi. Icardi yeni yıla böyle girdi. Yeni yılı böyle kutladı. Yakışır. Yakışır Icardi'ye. Eminim ki Icardi hiç şüphesiz arkadaşlar 24 yılında da esip gürleyecek, fırtına gibi esecek. Biz hiç şüphesiz 2024'te genç Kazım Can'dan da
Gördüğünüz üzere Kazım Can'dan da bir patlama bekliyoruz, bir çıkış bekliyoruz. Artık 2024 yılı onun yılı olsun. Sol tarafa, sol bek mevkiinde formayı kimselere vermesin bu genç kardeşimiz diyoruz. Olur mu? İnşallah olur diye bekliyoruz. Ve bu bayrağın en üst noktada işte bunu Sanchez dalgalandırmış. Sanchez'den de ikinci yarıda inanılmaz bir başarılar bekliyoruz. 2024 yılında ona sakatlanmadan sağlıklı, güzel günler, yıllar diliyoruz. Bunu da belirtelim. Evet, kral, Galatasaray'ın kralı Icardi'si arkadaşlar. Devam edelim bakalım ne tür görüntüler gelecek elimize, ekranımıza. Farklı gelenler. Evet, şu anda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek dik duruşuyla 2024 yılında da eminim herkese örnek olacak. Galatasaray'ın kazanacağı şampiyonluklarda Dursun Özbek ve arkadaşlarının hiç şüphesiz büyük katkısı olacaktır diye düşünüyoruz. Yapacakları transferler çok önemli arkadaşlar. Galatasaray'ın 2024 model kimliğine kavuşabilmesi adına atılacak adımlar var, yapılacak transferler var ki aşağı yukarı 6 nokta transfer yapılacak. 5 artı 1. 5 artı 1 diyorum. 5 garanti. Ha, bu arada bakın arkadaşlar. Icardi'nin görüntüsünü gelin bir kere daha izleyelim. İçimizi ısıtan görüntüler. Icardi'yi böyle sağlam görmek, neşeli görmek hiç şüphesiz çok önemli arkadaşlar. Devam edelim. Yeni görüntü. Ha, bu arada arkadaşlar bakın, bir Ahman Teki ne demiş? Diğeri ona nasıl cevap vermiş? Bakın buna. Torreira mı? İsmail Yüksek mi, öyle düşünüyorum. Torreira. Ben onu sanki eşitmiş gibi geliyor hocam. Ben utanmaza bak abi. Torreira ile İsmail Yüksek'i eşit görüyor. Eşit görüyor. Kimmiş bu? Hani vardı ya, bakın zaten sarı fırtına olmuş, kapkara fırtına, Tosin gibi de olmuş. O İsmail Yüksek mi, şey mi diyor, karşısındaki diyor ki tabii ki Torreira diyor, bakın. Torreira. Ben onu sanki eşitmiş gibi geliyor. Yani Torreira ile İsmail Yüksek aynı kefeye koyacak kadar abi böyle ahmakça görüşü olanlar da var. Bu arada Galatasaraylı futbolcuların kutlamaları var arkadaşlar. Bir oraya bakalım. Herkese mutlu yıllar. Herkese mutlu yıllar. Bir daha alalım arkadaşlar. Yeni yılınız kutlu olsun demişler. Bu arada bir haber verelim. Galatasaray Televizyonu artık yayın hayatına son verdi. YouTube üzerinden ya da işte bizler gibi böyle yayınlar yapacakmış. Onu da söyleyelim. Galatasaray Televizyonu'nu böylesine kapatma noktasına getirenleri de tebrik etmek lazım. Kutlamak lazım. Mutlu yıllar diliyor Galatasaraylı futbolcu kardeşlerimiz. Biz de onlara mutlu yıllar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Arkadaşlar fotoğraf biraz koyu ama olsun, eminim siz de görmüşsünüzdür. Icardi sanıyorum sahalara 2024 itibariyle, yani hafta sonu oynanacak olan Konya maçıyla fırtına gibi dönecektir diye düşünüyorum. Böyle güzel fotoğrafı var, paylaşmış. Ve bu arada arkadaşlar Galatasaray Kulübü'nün yeni yıl kutlaması, onu da ekrana getirelim. Arkadaşlar şimdi ekrana gelecek olan görüntüye lütfen dikkat edin. Bu müthiş. Mertens'in eşi ve oğlu Ciro arkadaşlar. Bakın nasıl bir kutlama yapıyorlar. Belçikalı Mertens, eşi, oğlu Ciro. Gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle bir kutlama yapıyorlar. Vallahi ne söylenir be. Helal olsun. Helal olsun gelip bizle bu güzelliği yaşayanlara. Ve başka bir güzellik daha var burada. Dikkat edin. Dikkat edin. Icardi'nin kolundaki ay yıldızlı bilekliğe dikkat edin değerli kardeşlerimiz. İşte bunlar Galatasaray'ı, bunlar Türkiye'yi, bunlar Türkiye Cumhuriyeti'ni, ay yıldızımızı, bayrağımızı, Atatürk'ümüzü, Mustafa Kemal'imizi böyle işlerine sindiriyorlar. Helal olsun bunlara. Mertens'e, Icardi'ye, Torreira'ya,
hepsi diğerlerine helal olsun. Ama içimizdeki hainlere, puşlara diyecek de bir lafımız yok arkadaşlar. Ve başka bir güzelliği yine böyle paylaşmışlar. Adanmış Hayatlar adı altında arkadaşlar böyle paylaşmışlar. Şanlı Galatasaray diyor ve devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu ablayı unutmuyoruz değil mi? Bu abla. Galatasaray. Yani derler ya. Yani bazıları ya o senin Galatasaray diyen ağızlarını öpeyim derler böyle espri yaparlar arkadaşlar. Güzel güzel çok güzel söylemiş ablamız. Yine burada bir yeni yıl kutlaması bir görüntü eşliğinde olmuş. Harika çok güzel. Aslan işin içine aslan girdiği zaman Galatasaray girdiği zaman arkadaşlar kutlamada her şeyde bir başka güzel oluyor. Ve bu arada gelin bu bölümü bu görüntüleri bu bunlarla noktalayalım bu güzel çizimlerle noktalayalım ve sohbetimizi bitirmek istiyorum. Ama son bölümde de asıl vermek istediğim haberler var, onları şimdi sizlerle paylaşacağım değerli kardeşlerimiz. Arkadaşlar sohbeti bitirmeden elbette 2024 model Galatasaray için 5+1 ya da 6 nokta atışı yapılacak demiştik. Başlığımız böyleydi. Ama öncelikle dünyada bir numara sultanlar diye gazetelere yansıyan bir manşet var. Doğru, çok yerinde bir başlık, çok yerinde bir yaklaşım. Bunu noktalayalım, bununla başlayalım ama biz yani bu bölümü bununla noktalıyoruz. Ama Galatasaray ile ilgili haberlerimize şimdi buradan devam edeceğiz. Burada arkadaşlar Firmino başlığı var. Burada da başka türlü göreceksiniz. Galatasaray Firmino'yu yaz transfer döneminde harbiden çok almak istemiş. Kadrosuna katmak istemişti. Fakat olmadı. Şimdi şöyle bir durum var. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde almak istediği fakat alamadığı yüksek paralarla işte Arabistan'a giden fakat oraya gidip de paranın hiçbir şey yaramadığını görenler ki bunların başında Firmino geliyor, Benzema geliyor. Lan sizin paranız da pulunuz da lanet olsun alın bunları kıvırın bir tarafınıza dercesine elinin tersiyle itiyorlar. Hatta Benzema falan ya şimdi Icardi'yi çok iyi anlıyoruz. Paraya kanıp da buralara gelmedi. Galatasaray'a gitti dediler. Bunları itiraf ettiler. Ara transferde fırtına kopacak diyor. Bu ara transferde belirli futbolculara bizimkiler yine talip olacaklar ve fiyatlar artacak. Şimdi Galatasaray öteden beri Firmino'yu istiyor değil mi? Efendim hemen çakmışlar. Firmino, Fener. Bunlar bunu yaparlar. Bunu yaparlar. Alsınlar başlarına çalsınlar diyoruz. Bu görseli biraz önce sizlerle paylaşmıştım. Şimdi Cimbom'dan Dorgu atar. Bir takım isimler mutlaka gündeme gelecek. Ama bunlara çok kanmayın. Ben isim konusunda şimdi bildiğim isimler var ama bunların hiçbirinin %60'lar, %70'leri geçmediğini söyleyebilirim. O yüzden sizleri yanıltmak istemem. Dolayısıyla da arkadaşlar ayağımız bu konuda frende olacak. Bu arada Galatasaray'a işte hani Sanchez teklifi demişler. Ziyech gider mi gitmez mi ne olacak diye. Ben şimdi size yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Gazete başlıklarıyla noktayı koyacağız ama arkadaşlar şu var. Galatasaray'a 5+1 transfer olacak. Yani 2024 model Galatasaray'ın oluşması için 5+1 transfer yapılacak. Yani bu şu anlama geliyor. 5 futbolcu tamam ama bir tane de artı. Peki nerelere gelecek? İşte sol beke gelecek, defansa gelecek, 6 numara gelecek, 8 numara gelecek, 10 numara gelecek. Peki 5+1 nereden geliyor? 5+1 de Galatasaray çok iyi bir golcü peşinde. Bu golcü ki tabii ki hiç kimse Icardi ayarında olamaz ama bu golcü en az Icardi'ye yakın bir oyuncu olacak değerli kardeşlerimiz. Böyle bir golcü. Bunun için de tabii eldekilerin gitmesi gerekiyor. Kimin gitmesi lazım? Angelino gidecek, Ndombele gidecek. Ne bileyim işte daha başka oyuncular var tabii gitmesi gereken, Galatasaray'dan ayrılması gereken. Şimdi Ziyech ile ilgili bir takım bilgiler ortaya atılıyor. Ziyech gider mi, gitmez mi ya da işte bakan bu gönderilir mi ya da Galatasaray'dan sürpriz bir şekilde ayrılacak olan oyuncular olabilir mi ki bunlardan biri Nelson, biri Boey.
Bunların hepsi varsayım. O yüzden ben gidecekler üzerinde fazla yorum yapmak istemiyorum. Gidecekler zaten 3 aşağı 5 yukarı belli. 3 tanesi belli ama bunun üstüne 4-5 olur mu? Olacak ki Oliveira'nın da bonservisinin dondurulacağını düşünürsek Galatasaray'a oradan da bir kontenjan açılacak değerli kardeşlerimiz. 5 artı 1. Ha bu 5 artı 1'in 3 tanesi bir defa kesin yabancı olacak. Hiç tartışmasız. 3 tanesi yabancı, belki 4 tanesi yabancı olacak. 5 artı 1, 2 tanesi de yerli olabilir. Bunların kimler olacağını göreceğiz. Bunu özellikle size göstermek istedim. Ne demişler? 2003'ün lideri yuh derler. Yuh yuh. 2003'ün 23'ün lideri Fenerbahçe'ymiş. 2023'ün kralı da, lideri de, takımı da arkadaşlar Icardi, saplamacı Icardi ve arkadaşlarıdır. Bunu da böylece geçelim. Aslan da Icardi rüzgarı. Biraz önce Icardi'nin o yılbaşına giriş sırasında öncesi sonrası yaşadığı güzellikleri gördünüz. Ortaya Sanchez demişler. Ziyech yolun sonunda demişler. Bunları da göreceğiz. Bu arada bir Zaha ile ilgili sürpriz gelişme olur mu? Ziyech'te olacak mı? Olmayacak mı? Bunları hep birlikte göreceğiz. Sol için adaylar çok. Yerli adaylar var. Yabancı adaylar var. İsim vermiyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Firmino'yu biraz önce göstermiştim. Tekrar Firmino'yu gösterelim. Yeni yılı bombaları demiş. Yeni yıl bombaları tabii ki Galatasaray'da olduğu gibi diğer kulüplerde de olacak. 2024 yılı, 2024 yılının 2024 model Galatasaray için hayırlı ve uğurlu olmasını istiyoruz. Takviyeler yapılacak. Yengemiz ve milli damadımız Torreira'yı bir kere daha gösterelim değerli kardeşlerimiz ve gelelim şimdi. Artık yeni yıldı, oydu, buydu, süper kupaydı, gittin geldin, o oldu, bu oldu. Onların hepsini şimdilik bir kenara bırakacağız. Galatasaray'ın hafta sonu pazar günü Konyaspor'la oynayacağı ilk yarının son maçı arkadaşlar. İlk yarının son maçına bakacağız. Ve ondan sonra da gelişmelere hep birlikte değerlendireceğiz. 19. hafta programı çok net okunmasa bile son arkadaşlar 16. hafta programı var. Daha sonra da 20. hafta var. Şimdi şöyle söyleyelim. 19. hafta sonra pazar günü Galatasaray Konyaspor'la oynayacak saat 19'da. Sonra arkadaşlar hafta içinde Galatasaray bu defa Sivas'a gidecek. Hani 16. hafta maçları vardı ya, ertelendi. Sivas'a gidecek. Sivas'la maçını oynadıktan sonra ilk yarı resmen kapanmış olacak. Peşinden de arkadaşlar 15 Ocak'ta yanılmıyorsam ikinci yarı resmen başlamış olacak. Ve Galatasaray ikinci yarının ilk maçını Ali Sami Yen'de oynayacak. Az önce de söylediğim gibi yanılmıyorsam 15 Ocak Pazartesi günü oynayacağından eminim. Pazartesi günü saat 20'de Ali Sami Yen'de oynayacak. Ve böylece Galatasaray İlk yarıda 0-0 berabere kaldı. Kayserispor'la ikinci yarının ilk maçında karşı karşıya gelecek. İkinci yarının ikinci hafta maçında da hatırlatmakta fayda görüyorum. Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor Galatasaray, yani Galatasaray ikinci yarının ikinci haftasında Trabzon deplasmanında olacak. Şimdi bütün bu hatırlatmaları yaptıktan sonra yeni yıla giriş, kendimizce görüntülerini biraz derledik, toparladık, gösterdik. Burada tabii kısıtlı imkanlarla stüdyo ortamında olmadığımız için görüntülerimiz sadece hatırlatma amaçlıydı değerli kardeşlerimiz. Belki çok kaliteli değil ama yine de hatırlattık diyelim. Ve noktayı koyacağım. Burada noktayı koyarken tekrar üzerine basa basa söylemekte fayda var. 2024 yılında biz Galatasaray'dan bir şampiyonluk bekliyoruz tabii, o ayrı dava. Ben bundan önceki sohbette Galatasaray, hani 2024 yılınız kutlu olsun, Galatasaray'ın 24. şampiyonluğu hayırlı olsun dediğimde ya şampiyon mu olduk, ya da bazıları şampiyon mu oldunuz? Evet, ben inanıyorum, güveniyorum, diliyorum, istiyorum. Galatasaray şampiyon olacak. Bunun başka yolu yok. Galatasaray'ın olduğu ligde Galatasaray şampiyon olur. Galatasaray hani Mayıslar bizimdir sloganına uygun olarak benim gözümde şampiyon. Sadece formaliteler yerine gelecek. O da işte formaliteler 20, 25, 38 en son galiba 26, 34, 32, 36 böyle gidecek. Ve son hafta arkadaşlar, son haftadan bir önceki haftada Galatasaray malum takıma son darbeyi vuracak. Artık hani orada bu sene 3 atamadı Galatasaray. Gerçi onlar son 3 maçtır Galatasaray kalesine şut bile atamıyorlar. Ama kendilerini yılın takımı olarak ilan ediyorlar.
şöyle büyüktük, böyle büyüktük. Ya Galatasaray kalesine şut atamadınız son 3 maçta. Hala kendinizi dev aynasında görüyorsunuz. Yuh derler. Ama Galatasaray geçen sene 2 maçta 6 vurmuştu. Bu sene 2 maçta artık insaflar tek maçta 2 maç yerine geçecek. Kaç tane atarlar? 6 mı atarlar? 5 mi atarlar? 5, 6, 7 attıkça atarlar diye düşünüyorum. Ve Galatasaray 2027 model 2027 nereden çıktı arkadaşlar? Tabii 2027'yi de inşallah birlikte görüyor ve böyle konuşuyor olacağız ama 2024 model olabilme adına tam 5 artı 1 ya da 6 nokta atışı transfer yapacak. Tekrar söyleyeyim. Sol beke gelecek, defansa gelecek, 6 numara gelecek, 8 numara gelecek, işte 10 numara gelecek. Böyle güzellikleri hep birlikte yaşıyor olacağız. Değerli kardeşlerimiz, gelin hep birlikte noktayı koyalım. Yeni sohbetlerde, yeni güzelliklerde inşallah beraber olacağız. Artık lige girdik. Artık hafta sonu oynanacak maçların havasına giriyoruz. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte hareket ediyor olması lazım. Çatlak seslerin artık Mayıs ayına kadar, yani Avrupa Ligi'nde finale kadar ve de Türkiye Ligi'nde şampiyonluğa kadar arkadaşlar sesimiz çıkmayacak. Birlik, beraberlik içerisinde tek yumruk halinde yürüyor olacağız. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyorum. Yeni sohbetlerde beraber olacağız. Hani ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Galatasaraylıyım diyene diyerekten de bir güzelliğe katkıda bulunalım arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalınız.